Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir alışveriş videosuyla bizim en sevilen videomuz, en çok tutan videomuz daha doğrusu. Videomuzda karşınızdayız. Nuray okul kıyafetiyle onu da götürecektik. Murat'la birlikte çıkışta aldık. Ama ben gelmeyeceğim dedi. Sonra Miray'ı eve getirdik. Biz baba kız gittik diyecektim. Murat'la birlikte gittik geldik. BİM'e uğradık. Bir de Şok'tan bir iki parça bir şey aldım. O kadar. Yok. Şöyle... BİM'in her zamanki gibi yoğurdu. Cips. Şöyle 3 tane süt aldık. Murat'a ne zamandır diyordum ki, Murat pazar arabasıyla birlikte gidelim. Pazar arabası var bizim, hani pazar uzak olduğu için zaten pazara pek gittiğimiz yok. Onunla gidelim diyordum. Bugün onunla gittik. Çünkü onu da alacaktık. 10 kiloluk. Şunları falan hep onun içine dizdik. Rahat oldu. Murat da anladı. Evet diyor. Gerçekten haklıymışsın diyor. Hanım sözü dinlenmeli değil mi Murat Bey? Yani kafa sallıyor. Evet şöyle Şok Market'ten aldım bu cipsleri. Ondan sonra şöyle BİM'den yine zeytin. Sonra yine pirinci. Ben bu pirince alışmışım. Bu pirinçten başka bilmiyorum. Hadi başka pirinç şey yapamıyorum. Şöyle 3 tane ekmek. Bu ekmeği annecim babana koymuşum şeye. Gideceğim onu dolaba atarız. Burada 2 ekmek daha var. Evet. İstersen onu dolaba atarız. Evet şimdi Ramazan da yaklaşıyor. Ramazan da yaklaştığı için şöyle aldım ki Mehmet falan diyor hani bazen sabırda pek bir şey yemem, en azından gevrek falan yerler. Hani o şekilde oruç tutarlar. Şimdi bazen yemek istemeye biliyorlar. Ama hepten de aç tutmaktansa... Ha, dur aşkım. Şimdi ben bir göstereyim. Şöyle bir ballı gevreği, bu güzel oluyor şu ballı gevreği. Bir de şöyle bununla karıştırınca ikisini lezzetli oluyor. Bu çikolatalı olanı. Kelly's Fitness Club diyor. Çıtır müziği. Yani bunlar ikisini karıştırınca güzel oluyor. Mesela Adana dürüm. Çiğ köfte aşkım. Adana çiğ köfte. Sonra şöyle Kemal Paşa tatlısı aldım. Tatlılar zaten çıkmış. Güllaç falan da çıkmış. Kemal Paşa güllaç... tatlısı mı? Evet aşkım Kemal Paşa tatlısı. Güllaç da alacağım. Ama dedim şimdi biraz taşıyabildiğimiz kadar alalım. Dondum. En sevdiğim çikolata çünkü. Evet, Coco Star. O da güzel oluyor. Hindistan cevizli oluyor. Şöyle tek sütün kaşar peyniri. Efendim aşkım. Kaşarını koyarsın. Ha, gongdan mı? Tamam. Bir de bundan. Şimdi şey oluyordu. Biz BİM'in aknas peyniri oluyordu. Toz peyniri yazıyor üzerinde. Ondan alıyorduk. Benim Mehmet dedi ki, anne dedi, onlar dedi toz peyniri diye satılanlar artık peynirlerden yapılıyor dedi. Bunlardan hani almayın. Ben de hani pek bilmiyordum açıkçası. Kaşar peyniri hani yazsın üzerinde. Şimdi şu tek süt vardı BİM'de. Onu bir aldık. Tadı nasıl bilmiyorum. Her kaşar peynirinin tadı da lezzetli olmuyor. Böyle değişik bir tadı oluyor. İnşallah güzeldir bunun tadı. Bakalım. Şöyle. Deneyeceğiz. Ondan sonra cima şöyle dostum süzme peyniri, beyaz peynir. Daha sonra şöyle kornişon turşu. Kornişon turşu aldık. Şöyle patates aldık dondurulmuş. 2,5 kiloluk bu. Bir de bunu gördük. Kesinlikle alalım bari. Çocuklar falan çünkü seviyorlar. Ya ben bunu çok seviyorum. Evet, hiç faydalı değil aslında ama yiyor. Ne yapalım? Aç kalmasını iyi alıyoruz. Noodle. Şöyle milföy hamuru aldım. Milföy hamuru birkaç tane daha alacağım. BİM'de çok yoktu. Çünkü bunu şey kızartınca tavada yağsız bir şekilde aynı gözleme tadı oluyor. Çok lezzetli oluyor. Yani milföyden yine alacağım. Şu an bir tane aldık. Evet, bir tane çiğ köfte daha. Biri Mehmet'e, biri Batuhan'a. Tamam, poşet bitmiş. Ha, ama adını söyleyeyim mi aşkım? Ha şöyle Şok'tan sucuk aldım. Bu 25 lira üzerinde şey oluyor. İndirimliydi. Sonra şöyle bizim Mehmet BİM'in ketçabını sevmiyor. Yani illa bir markanın ketçabı olması gerekiyor. Tat ketçabını aldım ona Şok Market'ten.
bir tane böyle ketçap, tuz, sonra şöyle tıraş bıçağı, Matrix, yani erkekler için. Matrix mi? Sakalları kesmek için. Burada böyle kurabiye, kek yapımı için eşyalar. Şekerli vanilin ve hamur kabartma tozu. Sonra şöyle kurabiye ve şeylerde kullanmak için bir tane böyle tereyağı diye geçiyor. Aslında zannetmiyorum tereyağı olduğunu. Margarin de %100 de. Yani olsun bir nebze içimizi rahatlatıyor. Bir pakette margarin aldım. Şöyle bir nodum daha var. Sonra bir paket krema var. Ha, evet, iki paket krema. Ha, salça var. Sonra mısır, mısır diyecektim, Miray. Evet, Miray mısır gevreği istemiş o da şeyde. Efendim aşkım. İçinden çıkıyor. İçinden mi çıkıyor? Evet. Bakarsın. Miray'a da böyle bir mısır gevreği İçinden aldım. İçinden oynayacak mı bunu? Yani gizmeye çalışıyorum ki ekran fotosu koyabilirim. Ben de süper bir sanki yapıyorum. Bu şöyle, Mehmet bunu seviyor, üçgen mantı. Bugün mantıyı yaparım dedim. 5 paket ne olur? Şöyle koyayım. Ha evet, 5 yıl modul aldık. Sonra... Sonra ben şöyle alayım. Ekmek aldık. Evet, tost ekmeği aldık. Ben aldım daha doğrusu. Evet, Miray almış. Şöyle tost ekmekleri. Tost yani kurtarıcı oluyor. Hem kahvaltıya hem ara öğünlerde çıkıldığı zaman. Aa bak bu ikisi şöyle de gidiyor. Lipton'un Earl Grey. Ben bu aromasızını mı almışım? Ha yok, aromalı. O tenekede olan sarı dişli olanı da seviyorum, hani onun içine koymayı. Bir de çay demlerken illa aromalı seviyorum. Sadece çayı pek sevmiyorum. İçine onu mesela içine koyuyorum. Bir tane veya iki tane de bundan koyuyorum. Çayın yoğunluğuna göre. Evet, bir paket Türk kahvesi Mehmet Efendi. Bu da sonuncu. Sonuncu. Yani bir tane de yeşil mercimek aldık. Bizim evde bulgur pek yenmiyor, o kalın bulgur. Arada bir özlendiği zaman bir yapayım diyorum ama yani yapsam da yine çok böyle sevilmiyor, yenmiyor. Şöyle bir de herhalde buradan görünüyor mu diye bilmiyorum. Efsane un. Bimin unu. Yani zaten bunu tek başına getirmek zaten mesele olurdu ama o araba işimizi bayağı kolaylaştırdı. Evet. Bim'den yaptık. Şok'tan yaptık. Yani sadece şu görmüş olduklarınız 660 milyon bin tuttu. 123 lirada Şok Market tuttu. Yani 780 falan oluyor. 780 TL'lik bir alışveriş. Ama dediğim gibi içinde daha birçok bir de dolap yani boşalmıştı tamamen artık. Dibini gördük dolabın yani. Murat hafta sonu için gidecektik. Çıkamadık. Yorgundu. Ha o mu çıktı? O ne oluyor? Ha şey böyle yapıyor. Yani şöyle bir oyuncak çıkıyormuş içinden. Belki çocuklarınızı almak isterseniz. Ama Nesquik'in içinde. Evet. Şöyle yerine götürmeye çalışıyorsun topu. Ha evet. Ne diyordum Mira? Aklım gitti şimdi yine. Ha yine alışveriş yapacağız. Daha çünkü dediğim gibi dolabı tamamen sıfıra indirdik. Murat da yorgundu hafta sonu falan. Pek gidemedik. Bir öyle bir yoğunluk şeylik geçti. Bugün işte anca gidebildik, aldık. Dedik kendimizi de yormayalım, kolumuzu ağrımasın. Şimdi zaten yemek menümü de oluşturacağım. Menüyü oluşturduktan sonra duruma göre yine bir alışveriş yapılacak. Ramazan alışverişi olacak. Yani Ramazan alışverişi dediğim üzerine yani böyle yine taşıyabileceğimiz kadar getireceğiz artık. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere başka videolarda.